Sabah 8 ve yollar açık. Alışıldık bir durum değil. Roma'nın batısındaki yollar normalde bu saatlerde oldukça yoğun olur. Ama korona salgınında hiçbir şey eskisi gibi değil. Alman okulunun park yeri burası da bomboş. Okul müdürü Thomas Hart iş yerindeki az sayıda çalışandan biri. Günaydın. Böyle mi yapıyoruz? Günaydın. Koronavirüs de böyle. Hoş geldiniz. Buradaki ana ekip maksimum 10 çalışan, diğerleri evlerinde. 830 öğrenci, 88 öğretmen, toplamda neredeyse 1000 yetişkin ve çocuk. Benim iki oğlum da onlar arasında. Enfeksiyon tehlikesi nedeniyle tüm binada güvenlik önlemleri alındı. Artık kapı kollarına dokunmuyor musunuz? Hayır, elbette bu artık mümkün değil. Mikroplar orada birkaç gün kalıyor. Güvensizliğin büyük olduğunu hissediyorum. Koronavirüsün hızla yayılması burada da herkesi şaşırttı. İnsanlar bunun kendilerinden çok uzak olduğu hissine kapıldı. Ama sonra sürecin ne kadar hızlı geliştiğini fark ettik. Hasta sayısı azken bir veya iki gün sonra aniden tamamen farklı sayılardan konuşmak zorunda kaldık. Okul müdürü şimdi anaokulundan lise sınıflarına kadar uzaktan eğitimi organize etmek için muazzam bir görevle karşı karşıya. Ofisten bir konferans bağlantısı kuran Thomas Hart, tüm öğretmenleri yeni dijital öğretim platformuyla tanıştırmaya çalışıyor. Ama şeytan ayrıntıda gizlidir. Herkese sesi kapatma menüsü nerede bir kez daha gösteriyorum. Mikrofonumuz bile virüs koruması için özenle paketlenmiş. Thomas Hart ve ekibi önümüzdeki birkaç hafta için dersleri şekillendiriyor. Evde disiplin sağlamak kolay bir iş değil. Öğrenciler için en zor şey günlerini programlamak. Bu yüzden ilkokuldaki öğrencilerin ebeveynleri ve aynı zamanda daha üst sınıftakiler için de gün içinde ne yapacağını planlamaları adına özel belgeler hazırladık. Aslında evdeki yeni okul yaşamı hakkında bir öğrenciyle konuşmak istedim. Ancak birçoğu enfeksiyon riskinden korkuyor. Hemen hemen herkes kendi dört duvarı arasına gizlenmiş durumda. Ama Anna Lampert'le tanışabilirim en azından. İlkokuldan ileri seviyelere kadar eğitim veriyor. Şu anda evden. Geleneksel eğitimin yerini alan sanal sınıf olarak bilgisayarı büyük bir zorluk olarak görüyor. Tüm teknik zorluklarla ilgilenmeniz gerekiyor. Videoyu çevrim içi duruma getirmek için hangi formatı kullanmalıyım? Öğrenciler bunu nasıl açabilir? Bunun için talimatlar vermeniz gerekebilir. Sorular ve sorunlar bu kadar çabuk çözülemiyor. Yani öğrencilerin soruları olduğunda veya tam olarak anlamadıklarında. Şimdi öğretim programını internetten yeniden derliyor ve burada olduğu gibi Latince için kendi eğitim videolarını hazırlıyor. Günaydın 8A, B ve C'nin sevgili öğrencileri. Bugün yine akuzatif ve infinitifleri ele alacağız. Belki biraz daha yakına gelmeliyim. Böyle daha iyi mi? Ya da tarih dersinde 11. sınıfla sesli sohbet ediyor. Öğretmen önlerinde yorucu haftalar olacağından emin. Herkes için. Anna Lampert birebir görüşmelerde iyileştirmeler yapmaya çalışıyor. Çünkü çevrim içi öğretim hem öğretmenler hem de öğrenciler için yeni bir adım. Çok fazla boş zamanınız varsa ve her şeyi kendiniz yönetmek zorundaysanız, o zaman çok az şey yapmak ya da hiçbir şey yapmamak çok kolay. Okul yapılandırırsa bunun yararı olacaktır. Ve zor yaşam koşulları herkes için geçerli. Süpermarket önünde enfeksiyon riski nedeniyle erişimin kontrol edildiğini ve kuyruktaki insanları görüyoruz. Bu da alışılmışın dışında bir görüntü. Her biri 1 metre mesafede çünkü sadece 10 ila 15 kişinin süpermarkete girmesine izin veriliyor. Dün oradaydım ve sonunda süpermarkete girebilmek için 1 saat beklemek zorunda kaldım. Kilitli olma hissi şu anda İtalya'da birçok kişiyi üzüyor. Sadece 10 günlük koruma ve karantinadan sonra aynı şekilde hissediyorum. Çünkü kimse ne kadar dayanmamız gerektiğini bilmiyor.